Peygamber Efendimiz de benden sonra çok tercihleri olacak, sabreden. Esere buyuruyor, evet. Size başkalarını tercih edecekler ama havuzumun başında bana mülak olma istiyorsanız o ana kadar sabredin buyuruyor. Havuzu ne be? Yani işte bu da yani o meseleye katlanın, sabredin. Onun mükafatı havuzu nebevinin başında Efendimizle beraber olmak. O zaman buyurun tercihinizi siz yapın. Evet. Ona katlanmak suretiyle havuzu nebeviyi Efendimizle beraber paylaşmak mı? Yoksa hafizanallah ona katlanmayıp havuzu nebevinin başında Efendimizle beraber olmadan mahrumiyet mi? Buyur tercihini sen yap. Evet, belki biraz irade olarak kendimize telkin etmeye ihtiyacımız var. Size arkadaşlarınızdan birisi demiştir. Yani ben böyle bazı talebelerimden istidatlı insanlar, temiz, nezih, nadide hakikaten kirlenmeden kaçan, paçalarına bir şeyin bulaşmaması için hassas böyle parmaklarının ucuna gezerek böyle hayatını öyle geçiren insanlar var. Şimdi bunları düşündükçe Cenab-ı Hak bu kadar nezih, bu kadar ruhen temiz insanlar bunları mutlaka bir vazifeyle tavsif eder gibi. Bunları sizin önünüze çıkarır. O çıkarmasa bile bu mevzuda siz onları çıkarma cehdini, gayretini hak adına, hakikat adına, hakka saygı adına çıkarmalı, ortaya koymalısınız. Şimdi meseleyi bu şekilde vaz edince size düşen şey şudur. Yani hakikaten bir gün bunu tutar benim üstümde istidam ederlerse şayet ben buna katlanmasını bilmeliyim. Sineme çekmesini bilmeliyim. Kendini rehabilite edeceksin. Belli şeyleri hazırlayacaksın ve kabulleneceksin. Bunlar sevaptır. Büyük sevaptır yani. Belaya sabretmek gibi sevaptır. İbadet taatın ağırlığına katlanmak gibi sevaptır. Bu günahlara karşı dişini sıkıp sabretmek gibi sevaptır. Başkalarını kendinin üstünde görmek o kadar sevaptır. Böyle bir sevabı almak için biraz katlanacağız, dişimizi sıkacağız.